Lastik Park'ın katkılarıyla tozlu garajdayız arkadaşlar ve yanımda 1960'lı yılların ortasına ait bir Rus Kraz marka kamyon var ve de içinden ağaç çıkmış. Tam 26 yıldır çalıştırılmıyor ve 26 yılı önce buraya yürütülerek Seydişehir Alüminyum'dan buraya getirilmiş. 1967 yılında kurulan Seydişehir fabrikasının hizmetinde çalışmış. Öncesinde, sonrasında çeşitli bilgiler bu konuda mevcut elimizde arkadaşlar. İçindeki ağaç resmen aracı sarmış. Şimdi biz bu aracı çalıştırmayı deneyeceğiz. Ben öncesinde, sonrasında ve çalıştırma denemeleri esnasında size aracı da anlatacağım ve tanıtacağım arkadaşlar. Cemal Usta selam. Aleyküm selam. Ne haber? Uğraşıyoruz. Evet. Şimdi bir V8 dizel motorumuz var. Biz geçen açtık baktık. Bizimkiler öbür taraftan mı açtılar acaba bunu? Hadi bak. Burada mı açmışlar? Burada birikmiş zaten. Yapraklar, tozlar, ne istiyorsan var. Öfe, evet. Amma büyük bir motor var yani. Dev. Dev bir V8 dizel. Aküyü nereye Cemal Usta? Buraya. Muhsin abi aküyü getirdi. Ben de bir yandan şöyle incelemeye devam edeyim. Bakın motor gerçekten acayip kötü durumda ama yani sonuçta bir Rus motor. Hani içine su koysan çalışır. O düzey. Tabii abartısı arkadaşlar bu işin ama Rus kamyonlarının, Rus mallarının, işte silahlarının vesaire biliyorsunuz ne kadar pratik bir şekilde kullanılabildiğini. Bu arada şurada bakın arı kovanı gibi bir şey yapılmış. Bu gitti eski. Cemal Usta bu arada motor kaputunu da tamamen açtı. Çok büyük motor maşallah. Cemal Usta 15-16 litre rahat var gibi motor. Var. Değil mi? Bir de 8. Aynen. Devasa bir motorumuz var. Hatta üzerinde bakın şurada etiketleri şeyleri. Burada da yazıları var üzerinde. Buradan belki bir şeyler çıkartabiliriz. Tam hacmini bilmiyoruz. Yani yeterli bilgi bulamadık. Şuraya bakıyorum. Burada da bir şey yok. Aslında bundan bir şey çıkar. Bir suyla silersek. Evet, Cemal Usta. Şuradan biraz ıslatsak da şunu. Evet, Rusça şeyler çıkıyor. Aa, onun dışına. Bu talimat gibi bir şey galiba. Anlaşılmıyor. Ortamı getireyim mi? Evet. Ama çok orijinal duruyor. Cemal Usta tüp başını taktı. Kıyor daha doğrusu. 24 voltluk bu arada. Sistem ona göre yapılıyor. Bu arada kapıya bakar mısınız arkadaşlar? Ahşap doğramalar. Bu ayrı bir ilginç nokta. Bildiğin ev kapı penceresi gibi görünüyor. Fazlalıklar dışarı çıkıyor. Kontağı direkt yapalım. Direkt bas diyorsun yani. Şimdi içinde değerleri vardı. 5150 kilometre gibi bir değer var arkadaşlar. Yani bir şey görev alırken abi kısıtlı şekilde aldı büyük ihtimal. Ya da onun haricinde ekstra bir şey büyük ihtimal yapılmadı. Böyle bir şey. Şimdi yakıt hattına oradan mı çektireceğiz? Ha, buradan çektireceğiz. Farklı bir hortum takacak Cemal Usta burada. Zaten hortumlar sonuçta 26 yıldır bu araç burada dışarıda. Ama Rus. Bunun üstüne hortum derken geldi. Sürüyor mu? Camın tamam. Önüne mi koy? Hortum geçmiyor. Dar mı geldi? Kaynak hortumları bunlar. Isılı işlem uygulayıp genişletiyor. Şimdi oraya takacak ona göre. Müslüm abi. Efendim abi. Nasılsın? İyiyiz hamdolsun. Seni sormalı. Eyvallah. Bir Rus kamyonumuz eksikti. Çalıştırmadığımız Kraz o da oldu. İnşallah olacak. Sök gitsin onu da indirelim. Hop. Evet bu şombasını aldık. Daha önceden bu şomba sarkıyordu. Üstündeki döşemesi arkadaşlar bakın. Kuru yufkaya dönmüş. Ver abi onu da. Evet. Bir de bu koltuğa bakalım. Bakın arkadaşlar ne kadar ilginç detaylar. Koltuklar falan ahşap. İçi yağ ile.
bildiğiniz Somya mantığıyla yapılmış. Sonuçta en iyi ihtimalle 1967-68 model olan bir kamyondayız. Bir de şöyle bir şey, bu yenileri bile Urallar var işte 6x6'lar, onlar bile eski görünüyor ama hala üretiliyor. Çok yeni kasa olarak. Göstergeler. Rusça uyarılar var. Şurada vites miktarı 5 vitesmiş. 5 ileri. 3 geri var galiba. Tavan döşemesini söktükten sonra gördüğünüz gibi durum ortada. Aracın arkası da ahşap bu arada. Kontrol plakları vesaire var. Çerçeveleri bile şurada bakın ahşap. Koltukları söktük. İçeri rahatladı. Şurada görünüyor. 5152 kilometre. Devir göstergesi mi o? Evet, değişik göstergeler var. Burada çalışma saati var. 9086 saat. Ortada bir yıldız var. Tam Rus işi. Of, burası acayip yoğun bir şekilde örümcek ağı. Bakın. Koltuğun altında çeşitli civatalar vesaire zamanda yedeklenmiş, kullanılmış. Şunun içine bakalım şöyle. Burada ilginç bir elektrik tesisatı var. Aracın sigortaları falan büyük ihtimalle. Bunlar takviyeleri. Şanzıman. Vites kolu. 5 ileri 3 geri. Burada sanıyorum şeyler. Kalorifer, havalandırma vesaire artık neyse. Bunlar kokpitin durumu bu şekilde. Her şey sağdan. Plastik bir şey yok. Direksiyonun tutacağı o da plastik değildir zaten. O bakalit dediğimiz tarzda bir şey büyük ihtimalle. Kapı içleri. Ahşap ve metal. Başka bir şey yok arkadaşlar burada. Bir de döşemeler. Onlar vinil tarzı. Pedallarına da bir göz atalım. Cemal Usta uğraşırken ben de incelememe devam edeyim. Kapağı yanda bakın. Motorun şu tarafına da bir bakalım. Bakın V8'in diğer tarafı. Aslında esas burada plaka. Evet. Paslanmış. Hiç çıkacak gibi değil. Burada da aynı şeyler. Evet, ağacın yanına geldik. Şimdi bakın ağaç 26 yılda nereden nereye kadar büyümüş arkadaşlar. Tam sol tekerin çamurluğun arkasından çıkmış ve de şurada aracı sarmış. Felaket yani. Bu 26 yılda ki büyük ihtimal tohum vesaireydi. Bu hale geldiyse bu kadar yılda. Bir 26 yıl daha geçse herhalde Rus kamyonun her yerini kaplayacak, böyle yutacak gibi olabilir. Çünkü bayağı bir genişlemeye başlamış. Dallanmış, budaklanmış derler ya, aynen. Sağına soluna gitmiş her yerine. O yüzden güzel bir örnek. Yani hakikaten bu tip bir kamyonda insan görünce, bir ormanın ortasında gördüğünüzü düşünün, bayağı bir heyecanlandır. Vay bu neymiş falan, böyle macera filmlerindeki gibi. Lost falan bilirsiniz. O yüzden yani görünüm olarak gerçekten dizi seti gibi bir kamyon. Bayağı büyük bir vinç. Tam altta çekiş sistemini göremiyorum ama önde yoktu. 6x4 olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle altına doğru daha eğilirsem pek de bir şey görünmüyor. Ama şöyle lastiklerine bakayım. Bu arada lastikler Goodyear arkadaşlar. Demek ki sonradan değiştirilmiş Rus lastik. En azından arkada yok. Yani bunların tam ne olduğunu en güzel lastik park yetkilileri bilir. Onlara ben bir ara soracağım bunu. Neymiş ne değilmiş bakalım bu lastikler diye. Çamurluk içlerine bakıyorum. Bayağı sağlam, ağır hizmet tipi makaslar var gördüğünüz gibi. Canavar gibi bir kamyon. Arkada pabuçları var. Sonuçta bu vinç. Ve işte herhangi bir şeyi kaldırırken bir de ne dedik? İşte fabrikada kullanılmış. Seydişehir alüminyumda. O yüzden ağır hizmet tipi. Birçok ağır işte çalışmıştır. Zaten bir şurada pabuçları var. Bir de arkada var pabuçları görüldüğü gibi. Şurada bir uyarı var. Vinç altında durmak tehlikelidir diye. Orada bakın vincin açıları falan var onları ayarlamak için. Değişik değişik şeyler. Günümüzde görmeye pek alışık olmadığımız. Şurada işte
makara sistemi var. Kancayı takmışlar. Yazıyor. 16 tonluk. Up uzun bir vinç. Bakın kolu. Hüseyin abi çalışmalara devam ediyor. Hortumu mu takmaya çalışıyoruz Hüseyin abi? Evet, hortumu takacağız. Evet. Bir dar bir tane geniş kafalı bulabildik maalesef. Nasıl? Arada bir şartel var galiba. Bakın. Dikkatim çekti. Şurada sadece şey... Bir ses geldi. Buldum. Ha? Buldum. Buldun değil mi? Bir ses geldi zaten. Elektriğimiz var şu anda. Evet, oralardan kapatıp açıyor şalterlerden. Şimdi kurcalıyor hepsini. Evet, onlardan var elektrik. Şunu bir alabilir miyim ya? Şurada bir gazete var. Çok ilginç burada. Elektrik mühendisi odasının çalışmalarına ilişkin bir gazete arkadaşlar. Bakın bayağı eski. Şöyle bakın, burada bahsedilen kişiler 1908 yılında Bakü'de doğmuş. İşte yine Romeo Schönmann beyefendi, o da öyle. Burada çok deney raporları, çok ilginç şeyler var. 1972, bakın 1972'ye ait İstanbul Teknik Üniversitesi'nin böyle bir dokümanını bulduk. Bunlar hep yanmaktan kurtulmuş. Biraz yanık duruyor, başka bir şey görünmüyor. Evet, bunları alalım. Tarihi eser. Karton yok ama şöyle bir plastik bir şey var. Daha güzel. Şimdi Cemal Usta onun altına girecek anladığım kadarıyla. Evet. Şeyin ucu buraya bağlı. Buradaki kancaya. Bakın. Burada da herhalde Seydi Şer Alüminyum'un logosu tarzı bir şey var kapıda. Kornadan herhalde şey yapacak. Ha. Kornası. Çok havalı. Yok artık ya. Ne yaptın Cemal Usta? Evet. Vallahi Cemal Usta. Ben diyorum ne yapıyor? Şak çalıştırdı ya. Bir de nasıl yumuşak çalışıyor? Dur. Vay be. Niye durdu Cemal Usta? Ben de durdum. Dur. Getir mazotunu şey git. Mazot nereden geldi acaba? Azıcık, nereye koyayım mazotu? Azıcık yağ dökelim mi üstten? Şimdi Muhsin abi mazot. Yukarı mazot koydu ve buradan böyle hortumla bağladığımız yerden coşkuyu verecek. İlk coşkuyu verdik, güzeldi. Muhsin abi güzel çalıştı ya, böyle sakin sakin. Harika. Değil harika. Mi? Cemal Usta sen ne diyorsun bu işe? Bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu, çok mütevazi. Evet. Yılın ardından tıkır tıkır çalıştı arkadaşlar. Biraz gaz versin mi? El gazıyla
Oradan destek veriyor Muhsin abi. Maşallah. Maşallah. Bala spreyini versene abi. Ya hangi şey vereyim bu? Yağlı bu. Yağlı evet. Yağlı ama. Bunlar yok ki. Kenan abi ne var ya? Şimdi mazot filtresini söküyor Muhsin abi. Direkt hatta göndereceksin buradan. Değil mi? Çamur üstü bakın. Hortum. Hop. Arı yuvası çıktı galiba değil mi? Arı yuvalar şunlar işte. Evet, evet öbür tarafta da vardı. İçinde de vardı. İstediğimiz gibi çekmiyor. Mazot tenekesinden. Sıkıntımız o. Bu vakum yapmasını sağlıyor fısfısla. Ama onu da yapamadık daha. Hı? Ama çalışıyor, o göründü. Biliyor musun, biliyor musun? Dönüş. O dönüş. Hortumu sökemeyince şimdi Cemal Usta onu kesme yoluna gitti. Oradan verecek. Filtreyi bypass yapacağız. Doğrudan veriyoruz oradan. Pompaladık, olmadı. Oradan verdik, buradan verdik. En temiz yola gidiyoruz. Ver tel ver. Muhsin abi teli tel örgüden getirdi bu arada. Çok yaratıcısın Muhsin abi. Ne yapayım ya, aradım beni bulamıyor. Gidiş geliş yaptı. Usta şimdi pompalamaya devam ediyor. Geliyor. Geliyor. Şimdi oldu. Aldı abi. Güzel çekiyor şimdi. Süper. Doldu. Hadi. Hadi. Ver coşuyu Muhsin abi. Ver coşuyu da. Hadi. Hadi. Hadi alacak. Hadi. Az kaldı. Sprey kalmadı. Şunu aşağı at da mazotu buraya versene. Mazot tenekesini yukarı aldı şimdi Cemal Usta. Ne yapıyorsun Cemal Usta? Enjektörleri mi ayarlıyorsun? Havasını alıyorum. Havasını alıyorsun. Thank you.
çalışmaya başladı. Ey maşallah be. İşte bu. İşte bu artık. Kras kamyon kendine geldi. Havasını da aldık. Tıkır tıkır oldu. Tebrikler Muhsin abi. Tebrikler Cemal Usta. Tebrikler. Kapattı. Haydi geçmiş olsun. Herkesin eline sağlık. Arkadaşlar gördünüz, tıkır tıkır çalıştı Kras kamyonumuz. Ve de hakikaten sesi de inanılmaz güzel. Tozlu Garaj'ın ilk marş videolarından bir tanesinden tamamladık. Lastik Park'ın katkılarıyla hazırladığımız Tozlu Garaj'da aynen devam edecek. Takipte kalın arkadaşlar.